Merhaba arkadaşlar, evime mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şahane bir tatlı yapacağız. Zeytinyağlı, pek alışkın olmadığımız bir tatlı. Zeytinyağlı tatlı olur mu derseniz harika oluyor, mükemmel. 30 yılı aşkındır yaparım. Herkes de çok sever, çok beğenir. Bu tarifimi sizlerle paylaşacağım. Şimdi 2 bardak zeytinyağımız, 1 bardak suyumuz, unumuz aldığı kadar, bir paket kabartma tozumuz, şöyle bir avuç irmik, bir paket de küçük paketlerden fındık. Şimdi hamurumuzu yapalım. Zeytinyağımızı çekelim. Öncelikle zeytinyağlarımızı boşaltalım. Suyumuz 2 bardak zeytinyağı, 1 bardak su, harika oluyor. İrmiğimiz, bir paket kabartma tozu, yarım da koyabilirsiniz. Şimdi bu verdiğim ölçü bir büyük fırın kabı için. İsterseniz size küçük fırın kapları için birer çay bardağı ölçüsü de yapabilirsiniz. Şimdi biraz böyle zeytinyağımızı, suyumuz karışsın, kabartma tozumuz. Böyle yavaş yavaş. Çok sert bir hamur olmayacak çünkü. Yedire yedire. Şahane şahane. Pişerken bu zeytinyağıyla un kavruluyor. Harika oluyor. Bu benim kurtarıcı tatlımdır. Zaman zaman yani eşimin, dostuma, akrabalarıma, kardeşlerimin cemiyet pilavlarını yaparım. Derler ki arkasından işte ne tatlı yapacağız. Bu hemen bu tatlıyı yaparız. 70-80 kişilik işte bir misafir ağırlayacaksak, iki tepsi yapsak yeterli oluyor. Un ölçüsü vermedim. Zaten yaparken anlayacaksınız. Yumuşak bir hamur olacak. Göstereceğim şimdi. Kontrollü bir şekilde yaptığınızda unun kıvamı da güzel olacaktır. Tatlımızın hamuru oldu. Böyle yumuşak bir hamur. Yani çok aşırı da yumuşak yaparsanız bu sefer de yayılır. Normal. Sert değil, yumuşak bir hamur olacak. Tatlımızın yapımı böyle. Çok kolay. Çok hafif bir tatlıdır. Yani cemiyetlerde ya da işte birer tane daha tabaklara koysanız serviste yeterli oluyor. 3,5 bardak şeker. 4 bardak da su ilave edeceğiz. Şerbetimizin suyunu koyduk. Şimdi artık bunu ocağımıza koyalım. Islaklığımız olana kadar şerbetimiz de olacaktır. Hamurumuzı alalım. Şöyle. Fırın tepsimiz bu. Ölçümüz de bu. Cevizden biraz daha büyük. Ya da ceviz kadar diyelim. Küçük isterseniz ceviz kadar, büyük isterseniz biraz daha büyük yapabilirsiniz. Şimdi şeklini verelim. Böyle 5 tarafından hafif bastırarak tabii ki tam kesmeyeceğiz. Bıçağımız keskin değil. Hafif. Bir yandan da şerbetimiz ocakta kaynıyor. Kaynamıyor daha. Kaynayacak inşallah. Bu pişene kadar o şerbetimizi söndüreceğiz. Hafif ılınmış olacak. Bu sıcak sıcak, şerbetimiz ılık.
fındıklarında sıra. Sivri yağlarını böyle hani bastırarak koyacağız. Biraz ezilsin tatlılarımız. Hem piştiğinde de çıkmamış olur fındıklarımız dışarıya. Benim fındığım çoktu, çok koydum. Siz küçük bir paket, şöyle paketlerden alırsanız yeterli oluyor zaten. Şimdi ben bunu fırına koyacağım. 200 derecede yarım saati bulmaz. Yani 20 dakikada falan pişmiş olur. Süresini de söylerim. Hani sarı çıkarmayacağız. Biraz böyle koyu sarı olacak. Böyle kıtır kıtır bir tatlı olması için. Erken çıkardığınızda hamur olur. Hamurlu bir tatlıymış gibi olur. Ama biz istediğimiz böyle kıtır kıtır hem helva tadında yani farklı bir tatlı. Yapıp denemeniz lazım kesinlikle. Şimdi fırına. Arkadaşlar az önce fark ettim ki şerbetini dökerken kameram çekmemiş. Şerbetimi döktüm şimdi az evvel tamamını. Yani çok özür dilerim. Bazen işte böyle hatalar yapıyoruz. Ama şerbetimizin tam ölçüsünü baştan vermiştim. Hızlı ateşte 10 dakika kaynattık. Tatlımız pişene kadar o biraz ılındı. Bunu fırından, tatlımızı fırından çıkardığımızda sıcak sıcak şerbetini döktüm. Şimdi biraz bekleyeceğiz. 2-3 saatte şerbetini çeker. Aslında yarın yersek çok daha güzel şerbetini tam çekmiş olur. Çok güzel bir tatlıdır. Allah ağız tadına yemeği nasip etsin. Tabaktaki görüntüsünü göstermek için şerbetini daha çekmedi ama bir göstereyim. Şerbetini çektiğinde çok daha güzel görünecektir. Ben yaptım. Yapanlara, yiyenlere şifa olsun. Kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayınız.